Merhaba GürüşTürkiye.net severler, haftalık haber bülteni serimize hoş geldiniz. Ben Buğra Gür. Tokyo Sports'un bildirdiği habere göre Kenny Omega, sözleşmesinin sona ermesinin ardından New Japan Pro Wrestling'den ayrılmaya karar vermiş. Dave Meltzer'in haberine göre ise Omega'yı bünyesine katmak için güreşçiye fantastik bir teklif yapan WWE ile ilgili yeni haberler gelmeye devam ediyor. Konuyla alakalı konuşan bir kaynak, olur da WWE onu alamazsa suç WWE'de değil, ellerinden geleni yapıyorlar demiş. Bu hafta SmackDown'a duyurulan maç Charlotte, Becky ve Carmella arasında olacak. Kazanan ise Rumble'da Asuka ile karşılaşacak. 27 Ocak pazar gecesi yapılacak olan 30 kişilik Rumble maçına şimdiden duyurulan isimler 30. sıradan Arthur başta olmak üzere Drew McIntyre, Kofi Kingston, Big E, Xavier Woods, Seth Rollins, Finn Balor, Jeff Hardy, Bobby Lashley, Samoa Joe ve Dean Ambrose. Anketimizde de sorduk. Sizce Royal Rumble 2019'un favorisi kim? Hackerların son kurbanı Tony Storm oldu. 23 yaşındaki sporcunun özel fotoğrafları bilgisayar korsanları tarafından çalındı. Tony Storm çıplak fotoğraflarının internete sızdırılmasının ardından hem Twitter hem de Instagram hesaplarını kapatmak zorunda kaldı. SmackDown Genel Müdürü Paige başta olmak üzere profesyonel güreş dünyasından birçok isim genç yıldızı desteklemek için bir araya geldi. Hatırladığınız üzere 26 yaşındaki Paige de 2017 yılında hackerların kurbanı olmuştu. Konuya ilişkin kişisel Twitter hesabından paylaşımda bulunan Paige, aynı şeyi yaşayan birisi olarak Tony Storm'u sonuna kadar destekliyorum. Zor olacak ve insanlar sana kaba davranacak. Fakat sen güçlü ve yetenekli bir kadınsın. Bunu atlatacaksın. Geleceğin karartılmayacak kadar parlak sözleriyle Avustralyalı güreşçi Tony Storm'a destek oldu. Kemer dizaynı yapan bir Twitter kullanıcısına göre WWE yetkilileri birkaç kemerin dizaynını değiştirebilirmiş. Yetkililer şu sıralar SmackDown ve Raw takım kemerlerinin tasarımını değiştirmeyi planlıyormuş. Zamanla bütün kemerler yeniden dizayn edilecekmiş. Son olarak birkaç ay önce yapılan orijinal planlara göre Sasha Banks, Bayley ikilisinin ilk kadınlar takım şampiyonları olacağı söylenmişti. WWE'nin bu plana bağlı kalıp kalmayacağı ise bilinmiyor. Eski Shield partneri Roman Reigns hakkında konuşan Seth Rollins şunları söylemiş. Roman şu an bomba gibi, tatili ailesiyle geçirdi. Gidişatı çok iyi, durumu gayet yerinde. Geri dönüş yapmayı bekliyor. Geç olsun da güç olmasın. Şu an yeniden sağlıklı olmayı istiyor. Bütün odağı bu demiş. Wrestling Observer'ın edindiği bilgiye göre WrestleMania 35'in ana maçının ne olacağı henüz kararlaştırılmamış. Buna dair tartışmalar sürüyormuş fakat Roman Reigns'in hastalığından ötürü şimdilik aksiyon dışı kalması nedeniyle ana maçta kadınlar yer alacak gibi gözüküyormuş. Hissiyat bu yöndeymiş. Arka alanda konuşulanlara göre Rumble 2019'un ana maçında da kadınlar Rumble maçı yer alabilirmiş. Tıpkı geçen yıl olduğu gibi bu yılda kadınlar ana maçta bulunabilirmiş. United States Weekly portalının haberine göre Nikki Bella, John Cena'dan ayrıldıktan sonra dans yarışmasındaki partneri Anthem ile ilişki yaşamaya başlamış. Evet sevgili GürüşTürkiye.net severler, haftalık haber bültenimizin sonuna geldik. Ben Buğra Gür. Videomuzu beğenmeyi, sosyal medya hesaplarınızda, Facebook güreş gruplarında ve diğer bilimum mecralarda paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.